Değerli izleyicilerimiz, bugün Türkiye'deki tüm emeklilerimizi çok yakından ilgilendiren konuları ele alacağız. Bugünkü konuğumuz Türkiye Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Sayın Aydın Ağoğlu. Aydın Bey, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Efendim, malum ülkemiz ve tüm dünya sıkıntılı bir dönemde koronavirüsle mücadele ediyor. Bu zaman zarfı içerisinde emeklilerimizin durumu nasıl? Evet, COVID-19 denilen bu virüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Tüm insanlık tehdit altında. İnsanlar canlarını kaybedebiliyor. Olağanüstü bulaşıcı ve çok hızlı sirayet eden bir virüs. Hepimiz dikkatli olmalıyız. Özellikle biz emekliler. Biz emekliler diyorum çünkü ben de bir emekliyim. Evlere kapandık. Malum kronik rahatsızlığı olanlar ve 65 yaş üstüne de zaten devlet sokağa çıkma yasağı getirdi. Bu noktada evde kalınca elektrik, su, doğalgaz tüketimlerimiz arttı. Hatta internet tüketimimiz arttı. Bu noktada elbette faturalarda kabarıyor. Ama emeklilerle ilgili dün medyaya yansıyan bir müjde vardı. Emekli başvurusu yapmış, 3 aydır maaşı bağlanmamış olanlara 3 aylık tutarında bir avans verilebilecek. Bunun yanı sıra mevcut emeklilerin de bundan yararlanmasına yönelik bir proje üzerinde çalışılıyor. Şöyle ki 3 aylık avans alabileceği gibi 10 maaş tutarında kredi de alabilecek ve en güzeli bu krediye faiz işlemeyecek. Bunu 24 ay vadeyle geri ödeme imkanı sağlanacak. Bu büyük bir avantaj. Bunun yanı sıra yine bir müjdeli haber, bayramda verilmesi gereken ikramiyenin öne alınması. 1000 liralık verilecek ikramiyelerin emeklilere daha erken ödenmesiyle biraz bütçelerine rahatlama getirilmesi düşünülüyor. Ayrıca asgari emekli maaşının da 1500 lira sınırına çekilmesi düşünülüyor ve planlanıyor. Ne var ki evde uzun süre geçiren emekliler, su, elektrik, telefon, doğalgaz gibi faturalarının daha da yükselmesinden ötürü elbette biraz bütçelerinde sıkıntı yaşayacaklardır. Ne var ki petrol 70 dolarlardan günümüzde 25 dolarları düştüğü için elektrik ücretlerinde, elektrik kilovat saat ücretlerinde, doğalgazda hatta haberleşme giderlerinde ciddi bir indirim beklentisi olduğunu da belirtmemiz lazım. Emekliler malum sabit bir gelirle o aylık bütçelerini denkleştirmeye çalışıyorlar. Bu dönemde evde daha uzun süre kalmaları demek, evdeki tüketimlerin de artması demek. Elektrik, su, doğal, hele su. Suyu tasarruflu kullanın diyorlar ama bir taraftan da hijyen açısından mecburen, zorunlu olarak suyu daha fazla tüketmek zorundayız. Ben inanın belki günde 20 defa el yıkama durumunda kaldım. Hem de eskisi gibi böyle yalap şap yıkama değil. Yani şöyle en az 20-25 saniye ovalayarak sabunlamak suretiyle yıkıyoruz ki bu da gerekli olduğu uzmanlar tarafından bizlere ifade edildiğinden yapılması bence gerekli ve zorunlu Fatih Bey. Sayın Başkan, konuşmamızın başında emeklileri çok sevindirecek olan bir müjdeyi verdiniz. 10 maaş ikramiye, daha doğrusu 10 maaş avans diyorum ben buna. Bunu biraz detaylandırabilir miyiz? Çünkü emeklilerimizin %80'inin maalesef bankaya borcu var. Neredeyse sokaktaki her 10 emekliden 8'i bankaya yakasını maalesef kaptırmış halde. Ne yapsın, bütçeyi denkleştiremeyen emekli doğal olarak geleceğe yönelik borçlanma yapıyor. Aslında yasada hüküm var. Emekli maaşı haddedilemez şeklinde. Emekli maaşı sadece SGK alacakları bir de nafaka alacaklarıyla ilgili haddedilebilir. O oranda 1/4'ü geçemez. Ne var ki emekliler içine düştükleri zor durumdan kurtulmak için her türlü önüne konan evrakı imzalayıp kredi çekiyor. Ve inanın her gün bu konuda yakınma geliyor. Maaşının tamamına el koyuyor banka. 1/4'üne falan değil, çünkü kendisine imzalatılan evraklarda tamamına el konulmasına muvaffakat etmiş oluyor. Bu noktada yasal olarak izin verilse dahi bankaların insaflı davranması lazım. Bakın şimdi
bu söylenenler gerçek olursa biz daha da göreceğiz inşallah bunu. Emekli gidip 10 maaş tutarında faizsiz kredi çekebilecek. Bunu vadeli ödeyecek. Vadeli ödediği zaman 36 aya kadar geri ödeme imkanı olacak. Böylelikle maaşının 3 katı kadar avans almanın yanı sıra 10 katı kadar da kredi çekecek. Avans farklı. Avans aldığında o avansı maaşlarından hemen kesilir. Ama kredi aldığında çok daha iyi olacak. 36 aylık kredi, 36 ay vadeli kredi faizli olacağı için bu krediyi bankalar kullandırırsa daha önce çekmiş olduğu faizli krediyi kapatabilecek. İşte bu imkanı sağlarsa bankalar yeni yapılacak düzenleme yararlı olacak. Ama sahada izleyip görmeliyiz. Çoğu zaman bankalar bu sokağa çıkması yasak denilen kronik rahatsızlığı olan 65 yaş üstü emekliye bile şubeye gelmen lazım başvurman için diyor. İşte yazılı başvuru gerekti. O noktada kolaylık sağlanmalı. Nedir? Telefonla başvuru alınmalı. İnternet üzerinden alınmalı. Çoğu emekli de internet kullanmayı bilmiyor olabilir ama bir gençten yardım alır aile bireylerinden başvurusunu yapabilir. Şubeye çağırmak çok doğru değil. Hele ki bu salgın koronavirüs COVID-19 virüsünden ötürü devletin, uzmanların evde kal dediği dönemde kalk şubeye gel demesi bankanın pek şık değil ve oldukça yakışıksız. 10 maaş tutarında ikramiye inşallah hayata geçer. Pek çok zor durumdaki emekliyi de bu faizsiz kredi imkanıyla içine düştüğü durumdan kurtarmak mümkün. Ama şundan endişe ederim ve bunun takipçisi olacağım. Senin bize daha önceden kredi borcun var, aksattın, ödeyemedin. Biz sana yeni bir kredi açmayız denilirse işte o noktada sıkıntı. Onu asla kabul etmeyiz. Biz para istemiyoruz. Emekli olarak 10 maaş tutarına kadar sen o krediyi ver, eski borcunu kapat. Yani sen sağ cebinden sol cebine koy, bana verme parayı. Beni faizden kurtar. Beni bu kıskaçtan kurtar. Maaş geçmiyor eline. Emeklinin 1700 lira maaşı var, tamamına el koyuyor. Veya 2000 lira maaşı var, tamamına el koyuyor. Nedir? Borcu bunun 15 bin liraymış. Şimdi 10 katına kadar kredi imkanı var ya, diyelim 1800 lira maaşı var, 18 bin lira krediyi tanırsın, 15'ini oraya koyar, 3'ünü verirsin emekliye. Ondan sonra maaşından 36 ay faizsiz olarak taksitlerini kesersen o emekliye can suyu olur. O emekli hayata döner ve yaşama başlar tekrar. Şu virüs salgınının yarattığı, oluşturduğu küresel tehdit ortamında bundan da kaçınırlarsa, burada da bencillik yaparsa bankalar, iki elim değil, 10 parmağımın yakalarına yapışırım. Peki Sayın Başkan, sizin de ifade ettiğiniz gibi emeklilerimiz gerçekten özellikle de bu sıkıntılı dönemde daha da zor durumda. Pek çok çalışan emeklimiz de maalesef şu anda evinden çıkamıyor. Gelinen noktada emeklilerimize verilecek olan 10 maaşlık faizsiz kredi tabii ki sizin de ifade ettiğiniz gibi bir can suyu olacaktır. Emeklinin bu kanayan yarasına elbette bir merhem olacaktır. Ancak ülkemizde emekli maaşı ortalaması son yapılan 1500 lira olan en düşük emekli maaşıyla 1700 lira civarına geldi. Emeklilerimizin belini büken her ay maaşının neredeyse üçte birini kesen faturalar var biliyorsunuz. Elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası ve cep telefonu faturası emeklinin maaşının üçte birini alıyor. Biz de Emekli TV ailesi olarak şunu söylüyoruz. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Gelin 100 liraya kadar olan elektrik, su faturasını ya da doğalgaz faturasını toplamda 450 liraya kadar olan kısmını devletimiz bir şekilde karşılasın. Emekliye %5, %6 zam değil de hiç olmazsa böyle sosyal bir destek verirsek emekli bir nebze olsun nefes alacaktır diyoruz. Sosyal devlet olmanın gereği bu zaten. Ayrıca bugüne kadar düşünülmedi. Ben söyleyeyim, emeklinin elektriği, doğalgazı, suyu, interneti, haberleşmesi temel ihtiyacıdır. Bu temel ihtiyaçlar anayasal güvence altındadır. Ve bunlarla ilgili aboneliklere uygulanacak tarifenin de Boğaz'daki yalıya uygulanan tarifeyle aynı olması sosyal devlet ilkelerine aykırıdır. Yani anayasaya aykırıdır. Bu nedenle düşüncenize katılmamak mümkün değil. Daha öteye götürüp
emekliye tahsis edilen aboneliklerde özel bir fiyat uygulanmalı, indirimli fiyat uygulanmalı. Bunlar zaten belli bir yaşa gelmişler, hizmetlerini tamamlamışlar. Geri kalan ömürlerinde, o kalan belki de kısa sürede, kısa yaşam sürelerinde biraz daha konforlu yaşamaları, biraz daha az çile çekmeleri için elektrik, telefon, su, doğalgaz, internet, telefon gibi temel ihtiyaçları olan hizmetlerde fiyatlar biraz daha düşük olmalıdır. Peki Sayın Başkan, şimdi emeklilerimizle siz de tabii yakın diyalog içerisindesiniz. Emeklilerimizin sorunlarını yakından takip ediyorsunuz. Az önce kısmen ifade ettiniz. Bankaların biraz ben keyfi diyorum bunlara, keyfi uygulamaları var. Örneğin emekli promosyon için maaşını başka bir bankaya taşıyacak. Emekliye diyorlar ki kardeşim sen kredi borcun var taşıyamazsın. Ya kardeşim zaten emekli bu paraya ihtiyacı olmasa senin gelip kapını çalmaz. Değil mi? Yani bu promosyon ya da bankaların emeklilere yapmış olduklarıyla ilgili de bir önlem alınması gerekmiyor mu? Hakim durumu kötüye kullanmak diyorum ben buna. Yani emeklinin borcu ayrı bir şey. Emekli maaşını başka yere alıyorsa o bankaya da bildirilir. Aynı şekilde kabul eder emekli oradan da maaşından para kesilmesini eski borcu olan bankaya. Ya da halen çalıştığı banka diğer bankanın verdiği kadar promosyon teklif eder. Emekli kendisinde kalır. Burada yokuşa sürme var, hakim durumu kötüye kullanma var, bencillik var. Siz keyfi dediniz, ben bencilce buluyorum aynı zamanda. Bir de dikkatimi çekti, yani çeşitli ayrımcılıklar yapıyorlar. Şu virüs dahi insanları kenetleyemiyorsa ben esef duyuyorum ve kınıyorum. Bakınız. Yaşlılar ve gençler diye, yaşlı olmayanlar diye bir ayrım yapıldı. İnternette, sosyal medyada görüyorsunuz. Yaşlılar bir arada yan yana oturuyor diye kafalarına su atılıyor. Yaşlılara hakaret ediliyor. Hadi sen evine git diye. Yaşlılar ve yaşlı olmayanlar. Bu nasıl bir ayrımcılık? Siz o bankada emekliyi ayağına çağıranlar, siz yaşlı olmayacak mısınız? Allah ömür versin, dua edin ki siz de o yaşlara gelin ve bu saygısızlıklara muhatap olmayın. Emeklilerimize, yaşlılarımıza ayrımcılık yapacaksak pozitif ayrımcılık yapmamız gerekir. Onları incitmek, onları yokuşa sürmek değil, tersine onların yolunu kolaylatmak gerekir. Öyle değil mi Fatih Bey? Evet, gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi emeklilerimizin bu içinde bulunduğu, öncelikle toplumda içinde bulunduğu durumun ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu dönemde Covid-19, koronavirüs döneminde emeklilerimize toplumun bu cahil, kendini bilmez kesimi tarafından yapılanları tasvip etmek mümkün değil. Sayın Başkan, izniniz olursa şu anda bizi izleyen çok sayıda dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımız var. Bunların da temel sorunu geçim, diğer emeklilerimizde olduğu gibi. Biliyorsunuz dul ve yetim maaşı bağlanırken vatandaşa %25'lik bir kesinti yapılıyor. Yani 2000 lira maaşı olan bir vatandaşın %25'i kesilerek 1500 lira bağlanıyor. Dul ve yetimlere %25'lik kesintiyle ilgili emeklilerimizden size yansıyan ne tür şikayetler var efendim? Hepsinin derdi senin de ifade ettiğin gibi geçim. Az önce sözlerin içinde de bahsettim. Maaşın üçte bir defa bu ne kadar tasarruflu kullanırsa kullansın elektrik, su, doğalgaz gibi temel hizmetlerle ilgili faturalara aktarıyorlar. Bir de kirada oturuyorsa kirayı da verdiği zaman neredeyse kuru ekmeğe yetecek para kalmıyor. İşte bu duruma geldiği halde ne yapacak? Borçlanacak. Borçlandığı zaman da banka üzerine faiz bindiriyor. Faiz bindirmekte kalmayıp maaşının neredeyse tamamını alıyor. Çünkü vaat ettiği taksitleri ödeyemiyor emekli. Nasıl ödesin? Elektrik, su, doğalgaz faturaları ortada. Ev kiraysa apartman giderleri, aidat dediğimiz, bazı yerlerde neredeyse kirayla yarışıyor aidatlar. Onun için emekli çok zor durumda. Emeklilerin unutmamak lazım. Bu toplumda, bu ülkede izleri vardır, hizmetleri vardır. Onları belki ömürlerin kalan kısa bölümlerinde, Allah hepsine hayırlı uzun ömür versin diyoruz ama hoş tutmalı, onları daha rahat yaşar hale getirmenin arayışı içinde olmalıdır yöneticilerimiz ve yetkililerimiz. O bankada çalışan memurlar,
O iteleyenler, kakalayanlar, kendine genç zannedenler, siz bir gün olmayacak mısınız yaşlı? Dileriz sizi kimse itip katmaz. Dileriz kimse bütçeniz dar, yetiştiremiyorsunuz diye size kimse kabalık etmez, hor görmez, maaşınızın tamamına el koyup bir kuru ekmeğe muhtaç etmez. Emekli adı üstünde. İnsan, o insan dar da olmasa, kapıya da erkek. Niye gelsin senden kredi alsın? Neden borçlansın, faizin altına girsin? Şimdi büyük bir imtihan verecek bankacılık sektörü. Yapılacak düzenlemeyle 10 aya kadar faizsiz, 10 maaşa kadar demek istedim, düzeltiyorum. 10 aylığını tutarı kadar faizsiz kredi tanırken sen işte kara listedesin, şudur budur borcun var derlerse burada kötü niyet vardır. Tekrar ediyorum, o krediyi çıkaracaksınız, o faizli borcu kapatıp kalanı vereceksiniz emekliye. Ondan sonra da 36 aya kadar, isterse 24 aya kadar emekli derse ki 12 ayda kes, 12 ayda kes. Yani bir yerden gelecek parası varsa, çoluğundan, çocuğundan, yakınından bir malı paraya dönüşecekse, belki diyecek ki ben niye borçlanayım? 12 ayda kapatayım. Ama bu krediler kullandırılmalı. İsteyen de 3 maaş tutarında avans alabilecek. Yani bunu peşinen eline alıp ihtiyaçlarını görebilecek. Onlar da hemen maaşlarından kesilir. Bu imkanlar kağıt üzerinde kalırsa bizim ellerimizde o bankacıların yakasında olur. Peki Sayın Başkan, 10 maaş, kredi, faizsiz kredi emeklinin hayatında ne tür değişiklikler yapacaktır? Emeklinin bu geçim derdini bir nebze olsun rahatlatabilecek midir? Büyük ölçüde rahatlatacağını düşünüyorum. En mühimi de yüz binlerce emekli, belki milyonlarca borç içindeler, faiz batağında. Bunların büyük bir bölümünün de maaşının tamamına pençe koyuyor adeta banka. Yani yemek yiyecek parası kalmıyor. Taahhütlerini aksattın, sen temerrüde düştün diyor. Benden aldığın 8 bin lira faizleriyle 15 bin lira oldu. Ben senin maaşının tamamını alırım. Böyle bir şey olur mu? Oluyor. İşte ondan kurtulsunlar. Ondan kurtulmaları gerekir. Ondan kurtuldukları zaman nefes alacaklar. Can suyu dediğim o. O imkan sağlanmazsa bu işin takipçisi olalım. Hem siz hem biz. Emeklinin sesi olan bu televizyon kanalı mutlaka bunun da takipçisi olmalı. Yani emeklinin kara listede olanı olmaz. İşte yasal düzenleme hazırlanıyor. 10 aylığı tutarında krediyi vereceksiniz. Bundan sonra da 36 ay onu faiz olarak taksitle ödeme imkanı sağlayacaksınız. O taksiti de siz aylığından keseceğiniz için garanti. Yani alamamanız gibi bir durum söz konusu olmayacak. Peki Sayın Başkan, şimdi bizi izleyen emeklilerimiz arasında kiracı olanlar var. Emekli maaşıyla bir de fatura, üstüne de kira. Aslında bu emekliyi açlığa, yokluğa mahkum etmektir. Çocuklarından ya da bankalardan kredi almadıkça, çocuklarından ek bir para almadıkça ya da vatandaşın başka bir geliri yoksa bu vatandaş ay sonunu nasıl getiriyor? Ya hiç sormayın. Biliyor musunuz? Bazı emeklilerimizin çocuklarından yardım almak bir tarafa, çocukları geliyor kredi çektiriyor. Baba diyor, bu anne bana kredi çeksin, emekli maaşım var, iş yapacağım, öderim diyor. Ödeyemiyor, çocuk batırıyor işini. Şu oluyor, bu oluyor, emekli daha da beter zor duruma düşüyor. Bunlar ne yazık ki ülkemizin emeklisinin realitesi. Her ne kadar ya olur mu öyle şey? İşte çocuk, evlat ne yapsın? Hangi anne baba hayır diyebilir evladının böyle bir talebine? İş kuracağım diyor. İşte kendime dükkan açacağım. Git bana bir 10 bin lira kredi çek, 15 bin lira kredi çek. Onları ben her ay bin bin öderim diyor. Ne var ki çocuk ödemek bir tarafa, parayı da alıp götürüp belki de batırıyor bir yerde. Emekli maaşına el konulunca ortada sel sefil kalıyor. İşte bu yeni yapılacak düzenleme inşallah bu tür sıkıntıları ortadan kaldıracaktır. Bu arada hemen şunu söyleyeyim. Emeklisi, çalışanı, genci, yaşlısı, orta yaşlısı, bu toplumun tüm fertleri, tüm kesimleri
yumruklarımızla sarılmalıyız, bütün parmaklarımızla. Öyle büyük bir tehdit kapımızda ki, geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı 100 milyarlık paket açıkladı. Sayın Maliye Bakanı Berat Albayrak çıktı, işte esnafa şunu yapacağız, KOBİ'ye bunu yapacağız, sanayiciye şöyle destek vereceğiz, sektörlere böyle destekler vereceğiz dedi. Çiftçi yoktu içinde. Çiftçi, bakın şu ceketim eskidi, yenilemeden yaşarım. Yırtılırsa yamarım. Yemeden yaşayamam ki. Çiftçi. Çiftçinin üzerinde tarım kredi kooperatiflerinin yüksek faizleri olduğunu biliyoruz. Ben toplumun içinde yaşayan bir insanım. Çiftçi borç içinde. Yerli tohum bulamıyor. Ama bize üretmeye devam ediyor. Aracılara veriyor malını önceden. Çünkü oradan gelecek parayla karnını doyuracak. Bugün karnını doyurmaya muhtaç olan çiftçiyi mutlaka paketin en tepesine koymak gerekmez miydi diye sormak lazım yetkililere. Tüketici, emekli, işte emekliyle ilgili bu az önce bahsettiğim düzenleme hayata geçmeli. Mutlaka geçmeli. Tüketicilerin de içinde, çalışan kesimde borçlu olanlar var. Kredi kartına yüklenmiş, ödeyememiş. Tüketici kredisi almış. 2018 krizinde kur dalgalanmasıyla fiyatlar katlanmış, işini kaybetmiş, ev borcuna girmiş, ev taksitini ödeyememiş, tüketici kredileri var. İhtiyaç kredisiyle mobilya almış, işini kaybetmiş, ödeyememiş. Artan fiyatlarla bütçesini, hanesini çevirirken, tenceresini kaynatırken taksitlerini aksatmış. Bunların da bir yapılandırmaya ihtiyacı yok mu? Spor kulüplerinin borçları yapılandırıldı. Kamusal olacakların hepsi yapılandırıldı. Ne bileyim, imar barışı çıktı. Bir de Müteahhitlerin borçlarında kolaylığa gidildi. iyi olmaz mıydı diye sormak istiyorum. Evet Sayın Başkan, biliyorsunuz 2 yıl önce emeklilerimizi sevindiren bir haber geldi. Bu da bayram ikramiyesi. Sayın Cumhurbaşkanımız her konuşmasında emeklilerimizle ilgili biz emeklimizi enflasyona ezdirmiyoruz diyor. Ancak bayram ikramiyesine maalesef 2 yıldır hiç zam yok. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet, bayram ikramiyelerinde artış yok ama biraz öne alınacağı ifade edildi. Emeklilerin bayram ikramiyesi 2 yıl önceki rakamdan geriye düştü. Yani enflasyon törpülemesi yaparsanız bugünkü alım gücü onun 720-725 lira düzeylerine inmiştir. Dolardan hesap ederseniz zaten görülecek, daha da aşağılara indiği görülecek. Bu nedenle emeklilerin o biner liralık bayram ikramiyeleri kendilerine hiç artış yapılmadan veriliyor. Buna da mutlaka bir dokunulması gerektiği kanaatindeyim. Evet Sayın Başkan, emeklilerimizin çok önemli sorunlarından bir tanesi de biliyorsunuz doktora gittiğinde ve ilaç alırken kendilerinden bir para kesiliyor, maaşından bir kesinti yapılıyor. Zaten çok düşük maaşı olan bir vatandaşımızın her doktora gittiğinde 50-60 lira ilaç ve doktor farkı adı altında para kesilmesi vatandaşın ekonomisini, bütçesini ciddi anlamda etkiliyor. Biz de şunu söylüyoruz, diyoruz ki gelin kardeşim çalışandan bu kesintiyi yapacaksanız yapın ama emekliden artık para almayın. Emekli 25-30 yıl boyunca çalışmış, üretmiş, bu ülke için alın teri dökmüş. Emekliden kesilecek olan 20 lira, 30 liraya devlet. Ayrıca emekli, yani belli bir yaşa gelmiş bir insan, durduk yerde kalkıp o hastaneye gider mi? Yani hınca hınç hastaneye gidip kuyruklara girer mi? Muayene kuyruğuna. Ücret almanın amacı fuzuli gidişleri engellemekse sembolik bir ücret al bari. Emeklinin kursağına gidecek lokmayı azaltacak meblağlar gerçekten bütçesine zorluyor. Bir de başka bir konu var. Demin onu söyleyecektim. Sicil affı. Sicil affı. Yani kredibilitesi bozulmuş bu emeklinin. Ben buna kredi vermem. Olmaz. Bu tıkanıklığı da aşmak lazım. Bu çalışanlar için de geçerli. Özel sektörde çalışan, devlet sektöründe çalışan. Yani sicil tutuyor bankalar, finans kurumları. Özellikle emekli maaşına güvenip de kredi çekip ödemediyse gitti kara listeye. Yazık, günah. Şunun da bir çaresine bakılmalı.
özellikle içinde bulunduğu bir bütün olarak birbirine sarılmalı ve eski kırgınlıklar, hatalar, şunlar bunlar unutulup sevgiyle, muhabbetle ve dürüstçe, samimiyetle birbirimize sarılmalıyız. Gerçekten çok büyük bir tehdit altında insanlık. Bakın İngiltere'nin Prens Charles kralını yakaladı. Bu virüs hiçbir şeyi ayırt etmiyor. Bu virüse karşı hiç değilse her şerden bir hayır doğar mantığıyla birbirine sarılmalı insanlık. Zengin fakire yardım etmeli. Artık şu sınıf farkını, servet farkını, servet edinme hırsını bir tarafa bırakıp sevgi ve samimiyetle, en önemlisi de merhametle yaşamayı sürdürmeliyiz diye düşünüyorum. Sayın Başkan, bu görüşlerinize katılmamak elde değil, ancak biliyorsunuz bu içinde bulunduğumuz koronavirüs dönemi içerisinde bazı vurguncular çıktı. 3 liralık kolonyayı 30 liraya, 1 liralık 50 kuruşluk maskeyi 10 liraya satan vurguncular. Şimdi bir emekli, bir işçi, bir emeklilikte yaşa takılan vatandaşımız o halde ki maalesef evine bir şişe kolonya ya da maske dahi alıp kendini güvende hissedemiyor. Bu vurguncular için neler söyleyeceksiniz? Şöyle göstereyim bakın. Haksız fiyat artışı şikayet bildirimi. Bu Ticaret Bakanlığı'nın geliştirdiği bir mobil şikayet uygulaması. Cep telefonlarına ücretsiz indirilebiliyor. Hem iOS sistem hem Android sistemde. Ben buradan şikayet ediyorum. Geçtiğimiz günlerde 2 hafta kadar önce bir açıklama yaptım. Bu kolonya, maske vesaire vurguncuları için. Dedim ki bunlar koronavirüs kadar tehlikeli. Bunlar vurguncu. Bunlar felaket anının akbabaları gibi vurgun ve servet peşindeler. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. 1 litre kolonyaya 2000 lira fiyat koyanları gördüm internette. 1 litreden bahsediyorum. 1 litre kolonyanın fiyatını 1999 lira 50 kuruş olarak ilan etmişlerdi. Ben bunların hepsini belgeleyip ilgili makamlara şikayet ettim. Ayrıca eldiven, maske, bunları stokladılar. 1 liralık maske 50 liraya, 100 liraya satılmaya başlandı. Yaptığım açıklamada, Milliyet Gazetesi'ne yaptığım açıklamada dedim ki bunlarla ilgili denetimler sıklaştırılmalı, mallarına el konulmalı. 3 gün önce veya 4 gün önce İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu fabrikalarına el koyacağım dedi. Ve bakım yaptırmaya başladı. Avcılar'da gayri sıhhi üretilen bir maske üretim yeri, ki merdiven altı diyoruz biz biliyorsunuz onlara, 1 milyon maskeye el konuldu. Fabrikalarına el koyacağım dedi. Ama bakın ne İçişleri Bakanı, yani polisimiz bunları kovalasın, ne bunlar bu vurguncu zihniyetle hareket etsinler. Kenetlenme zamanı. Buradan vurgun yapmak isteyenlere soruyorum. Yarın bu virüs seni yakalar, ciğerlerini helak eder, can çekiştirirse seni o paralar kurtarmayacak. Ne yapacaksın? Mezarına mı götüreceğiz, gömeceğiz? Mikroplusun diye para da gömmezler. Yani kireçlerler kabrini. Öyle atarlar içine. Hepimiz öleceğiz. Bunu unutmayalım. Vurguncular virüs kadar tehlikeli. Bu arada bir tehlike de tabii ki panik. Bu uzmanlar da söylüyorlar. Biz vatandaşlar da bunu telaffuz etmekte mahsur yok. Paniklemeyeceğiz arkadaşlar. Paniklemeyeceğiz. Özellikle biz emekliler riskli yaş grubundayız. Pek çoğumuz kalp hastası veya kronik bir rahatsızlığımız var. Tansiyon, şeker, ne bileyim bende olduğu gibi stent. Hastalıklarımız var. Belli de bir yaşın üstünde olan kesimiz birinci derecede risk grubundayız. Panik risk durumumuzu daha da arttırır. Onun için evlerde kalacağız. Kendimize dikkat edeceğiz. Hijyenimize uyacağız. Hijyen kurallarını uygulayacağız. Ve sevgiyi ve merhameti asla ötelemeyeceğiz. İç içe beraber yaşayacağız. Ancak bu şekilde inşallah Cenab-ı Hak hepimizi bu musibetten kurtarır. Bu musibet Türkiye'nin musibeti değil. İran'da da var. Amerika'da da var. İngiltere'de var. Fransa'da da var. Arabistan'da da var, Afrika'da da var, Avustralya'da da var. Enteresan bir yayılma grafiği
çiziyor. Bu bütün insanlığa ders veriyor. Evet. Yarın aşısı bulunsa dahi ümitlenmeyin fazla. Bütün ümidiniz, kendinize olan güveniniz, inancınız, dürüstlüğünüz, temizliğiniz olsun ve özeniniz, disiplininiz olsun. Çünkü bir aşının ya da ilacın denenip insanda test sonuçlarını alıp piyasaya sürülmesi öyle bir iki aylık bir iş gibi değil. Uzmanlardan duyduğumuz, dinlediğimiz kadarıyla söylüyorum. Farmakoloji bilimi bir evet. ilacı piyasaya sürmek için en az 5 sene gerektiğini ifade ediyor. Peki Sayın Başkan, izniniz olursa bir konuyu daha ele almak isteriz. Çünkü bizi izleyenler arasında 2000 yılından sonra emekli olan çok sayıda vatandaşımız var. Onlar da intibak yasası bekliyor. Biliyorsunuz 2000 yılından önce emekli olanlar 2000'den sonra emekli olanlara göre daha yüksek maaşlar alıyorlar. Bu intibak düzenlemesi emeklilerimizin bir nebze olsun rahatlamasına neden olacaktır. Bununla ilgili de görüşlerinizi alabilir miyiz? Şimdi uzun yıllardır aslında bu intibak yasası ile ilgili serzenişler, talepler ortadaydı. Şimdi içinde bulunduğumuz bu kriz ortamında hiç değilse böyle bir müjde verip insanları, emeklileri psikolojik olarak rahatlatmak lazım. Çünkü 2000 yılından bu yana da üstelik 21-20 yıl gibi bir zaman geçti. Bunu bir an evvel hayata geçirmekte yarar var diye düşünüyorum. Evet, gerçekten emeklilerimizin şu anda paraya en çok ihtiyacı olduğu dönem diyebiliriz. Hepsi evinde, çoğunun bankaya borcu var, bankaya dahi gidemeyen vatandaşlarımız var. Faturalarını bir şekilde ödemeye çalışırken ay sonunu getiremiyorlar. Biz şunu söylüyoruz, maalesef geldiğimiz noktada emeklilerimiz için menemen lüks oldu. Şu anda koronavirüs nedeniyle sebze, meyve fiyatlarını en ucuzunu 7-8 liraya çıkardılar. Domates, evet, menemenle yap. Menemenin ana gıdası, sebzesi, meyvesi domates. Ama gelinen noktada domates 8 lira oldu. Vatandaş artık bu gidişte domatesi dahi alamayacak. Bakın Sayın Başkan, önceki gün ben bir markete gittim. Charleston biberin fiyatını 17 lira olarak koymuşlar. Bu halde emekli için menemen lüks hale geldi. Maalesef böyle. Sadece kolonya ya da sadece maske değil, gıda ürünlerine de inanılmaz bir fahiş var. Evet, patates 7 lira oldu fiyatı. 6 lira 75 kuruştan ben etiketin fotoğrafını çektim. Vurguncular dediğim gibi boş durmuyorlar. Özellikle gıda fiyatlarında da artışlar var bu dönemde. Ama az önce ifade ettim, haksız fiyat artışıyla ilgili şikayet bildirimleri yapılabilir. Alo tüketici hattı var, Alo 175, 7/24 hizmet veriyor. Bunun yanı sıra haksız fiyat artışı şikayet bildirimiyle ilgili mobil uygulama var. Cimer üzerinden de şikayette bulunabilir. Bunları fotoğraflayalım. Günümüzde biliyorsunuz neredeyse bütün cep telefonları fotoğraf çekiyor. Haksız fiyat artışı tencereye girecek malzemelerin azalmasına neden oluyor. Zaten emekli pastırmayı, sucuğu, kaşar peynirini, gerçek kaşarı, eti haftada bir değil, ayda bir alamaz hale geldi. Bir menemen yaparken ana gir malzemesi, sizin de ifade ettiğiniz gibi domates, ana malzemesi yumurta. Yumurta ihracatı durdu, kapılar kapandı. Hala yumurta fiyatları düşmüyor bizde. Ne hikmetse çürütüyorlar adamlar, fiyatı indirmiyorlar. Bu olmaz işte. Burada sevgisizlik var, merhametsizlik var. Burada vicdansızlık var, burada ciddiyetsizlik var. Bu kötü haşletleri üzerimizden atıp birbirimize merhametle, sevgiyle sarılma zamanı. Bunu da göstermenin yolu 2 liralık patatesi 7 liraya çıkartmak değil. 2 liralık patatesi 175 kuruşa satman lazım bugün. Evet, maalesef sizin tespitleriniz de doğru. Ülkemizdeki marketler ya da pek çok bu gıda ürününü satanlar fahiş fiyatlardan emekliye, işçiye, memura veriyorlar. Ama bu işi üreten, sizin de konuşmanızın başında ifade ettiğiniz çiftçiye bir şey yok. Emekli o hale geldi ki inanın bana etin tadını unuttu. Emekli için tavuk lüks oldu. Maalesef bunlar gerçek, hiç kimse kusura bakmasın. En ucuz etin kilosu şu anda 55-60 liraya çıkmış. En ucuz tavuğun kilosu şu anda 20 lira. Patates, soğan dediğimiz
çuvalla geçmişte hepimiz alırdık. Sizler daha iyi bilirsiniz. Şimdi vatandaş bırakın kiloyu taneyle alıyor. Maalesef. 55-60 liraya et kalmadı. Onda da kara borsacılar faaliyetteler. Şu anda ünlü bir zincir market fırsat fiyatı diye gönderiyor. 65 lira etin kilosu. Fırsatmış. Yani normalde demek ki 75. 80 lira ki 65 liraya fırsat diyor. Tüketiciler gönderiyor bunları bize. Gıdada malum bu virüs tehdidi nedeniyle insanlar evlerine kapandı. Biraz da stok yaptılar. İşte bundan ötürü gıdada aracılık yapanlar fiyatları zıplattılar. Çiftçiye karnını doyuracak, gübresinin mazotunu karşılayacak para gitmezken aracılar haksız kazanç sağlıyorlar. Onlar vicdan yoksunu insanlar. İnşallah biraz vicdana gelirler, merhamete gelirler. Bu dünyanın bir de öbür tarafı var. Bunu akıldan çıkartmasınlar. Gıda fiyatlarıyla oynanmaması lazım. Gıda fiyatlarıyla oynuyorlar. Bu arada elektrik, su, doğalgaz fiyatlarının mutlaka indirilmesi lazım. İnternet hizmetinin kotalarının %50 arttırılması lazım. Çünkü evde oturuyor insanlar, artık dışarı çıkamıyor. Ne yapacak? Dünya ile irtibatını nasıl kuracak? İnternetle kuruyor, televizyonla kuruyor. Evet, gerçekten şu anda tüketim arttı. Doğal olarak insanlar evlerindeler. Ama gelinen noktada baktığımızda birileri, sizin de ifade ettiğiniz gibi, bunu fırsata çeviriyorlar. Aslında bu vicdansızlık, bunun hiçbir ticaretle alakası yok. Ahlakla alakası yok. Bunun vicdanla, dinle, imanla alakası yok. Bu para zaten helal bir para değil. O parada, az önce siz de yine ifade ettiniz, yarın öbürsü gün sen de bu virüse yakalanırsan o parayı yiyemezsin kardeşim. Sen 1 liraya aldığın çiftçiden patatesi bugün 7 liraya satıyorsan senin de yatacak yerin yok demektir. Emekli taneyle patates alıyorsa, geçmişte çuval çuval alıyordu, az önce de ifade ettik, ama gelinen noktada emeklilerimizin ekonomik durumu gerçekten içler acısı. Bankalar emeklilerimizin gırtlağına kadar yapışmış durumda. Emekli üzerine bir tane dahi ceket alamayacak noktaya gelmiş vaziyette. Onu da geçtik. Emekli mutfağındaki yangını söndüremiyor. Zorunlu olan ihtiyaçlarını alamıyor. Peynirin, zeytinin kilosu 25 liradan aşağıya değil. Bunun hepsi emekliyi etkiliyor. 1 lira bir ürüne zam gelmesi demek, emekli bu ay gerçekten aç demektir. Maalesef ülkemizin gerçeği bu. 13 milyon emekliden bahsediyoruz. Bakınız, 13 milyon. 3 kişi değil, 5 kişi değil. Her evde neredeyse bir emekli var. Evet, maalesef, ama vatandaş kan ağlıyor Sayın Başkan. Beyaz peynir 40 liradan aşağı değil artık. Maalesef o 25 liralık beyaz peynirleri çok zor. Pazarda bile bulmak çok zor. Neler katıldığı da kuşkulu. Malum yediğimiz gıdalarla ilgili zaman zaman Gıda Bakanlığı, Gıda Tarım Orman Bakanlığı açıklamalar yapıyor. Neler yediğimizi oralardan öğreniyoruz. İşlenmiş et ürünlerinde tek tırnaklı hayvandan domuz etine kadar her şey var. Tavuğun kemiğini, kıkırdağını, taşlığını, gagasını öğütüp bize kıyma diye, lahmacun diye satıyorlar. İnşallah bunlar vicdanla gelirler, merhamete gelirler. Bu virüs de onları adam etmiyorsa onlar ne şekilde sonla karşılaşacaklar, onu da Allah bilir diyorum. Bu kadar insanın bedduasını, bu kadar insanın ağzını almak büyük cesaretten öte büyük vicdansızlık gerektirir. Evet, maalesef maalesef bu kötü dönemlerimizi fırsata çeviriyorlar. Sayın Başkan, Emekli TV yayınına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Emeklilere son mesajınızı alıp yayınımızı kapatmak isteriz. Emeklilere herkes iyi davransın. Emeklilere mesajım, onlar mutlu olmayı hak ettiler. Onlar uzun yıllar çalıştılar, hizmet ettiler ve emekliliğe hak kazandılar. Bundan sonra huzurlu yaşamaları için siz Emekli TV, biz sivil toplum örgütleri elimizden geleni yapacağız. Onların emirlerinde olacağız. Ama istismara karşı da gözlerini açsınlar, mücadele etsinler. Birlikte, hep birlikte aşacağız bütün zorlukları inşallah. İnşallah.